Pekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Tarihi yapısı ve doğal güzellikleriyle insanın gönlünde taht kuran Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Şehşaban Köyü'nde. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Efendim eski Şehşaban Köyü'ndeyiz ve Kuyu Göl mevkiindeyiz. Yanımızda muhtarımız var. Hemen arkamda görmüş olduğunuz gölet kış şartlarından dolayı buz tutmuş ve üzerinde kalın da bir buz tabakası oluşturmuş. Aslında çekimimizi gölün ortasında yapacaktık. Muhtarımla da birkaç adım atmıştık fakat birkaç çıtırtı duyunca aman ne olur ne olmaz dedik. Çünkü altta da yoğun bir bataklık var. Döndük geldik gölün başına. Şimdi muhtarımla gölü anlatacak. Bakalım bu gölün tarihçesi neymiş, biz de kendisinden öğreneceğiz. Öncelikle hoş geldiniz. Gölümüzün tarihçesi bir 2000 yıllık bir tarihi var. 2000 yıllık bir eskiden burada Ermeniler yaşamış. Ermeni dönemi zamanında bir kral kızına bir burayı havuz olarak yapmış. Yüzme havuzu olarak bir yuvarlak değirmen taşının üzerinden kıvrıla kıvrıla bu hal almış ve zamanla nesiller döne döne şu anda bizim köyümüzün koyunlarımızı, hayvanlarımızı sulanmak için kullanıyoruz. Ve şu an mahallemiz eski köy olduğu için terk edilmiş, aşağı inmiş köyümüz 40 yıl olmuş. Ama şu anda hala aktif halde, kışın şu anda buz tutuyor ve yazın dolduruyoruz, full dolu oluyor, taşıyor, karşılardan taşıyor, ondan Erciyes'ten gelen sularla. Ama çok şöyle bir tarihi bir şey var, normal bir yapısı var, su taşların arasında duruyor. Nasıl duruyor merak ediyoruz ama yapılması, sual olmamasına rağmen, ondan sonra ne bileyim içinde bir kayaların arasında bir herhangi bir şey olmamasına rağmen nasıl bir yapısı varsa şu anda dolu ve suyun kaybolmuyor. Su burada ilk günkü gibi muhafaza ediliyor. Artık o dönemin şartlarında Ermeniler, Rumlar nasıl bir teknoloji, nasıl bir mühendislik uyguladılarsa şöyle sesi de duyuyorsunuz efendim, elimi vurduğumda da kalın bir tabaka hakim. İki tane de taşımız var. Şimdi biz deneyini daha evvel yaptık ama sizler için muhtarım Şerafettin Bey'le bir kez daha taşları göle bırakacağız. Ne kadar kalın bir buz tabakası olduğunu şöyle sizlere de gösterelim. Muhtarım buyurun, önce siz atın. Evet efendim, görüyorsunuz işte taş gittiği yerde bile olsa kırılmıyor. Şöyle ben de ileri doğru fırlatıyorum. İşte bakın ortaya doğru biraz daha sert bir buz tabakası artık oluşmuş. Gölün, köyün sembollerinden bir tanesinin önündeydik. 2000 yıllık bu doğa harikası ilk günkü haşmetiyle burada durmaya devam ediyor. Eğer yolunuz Şehşaban Köyü'ne düşerse mutlaka muhtarımı bulup 2000 yıllık bu doğa harikasını görmeden köyden ayrılmayın. Muhtarım, köyünüzün nüfusu, Kayseri'ye olan uzaklığı, Develi'ye ve İncesu'ya olan uzaklığı ne kadar? Buraya nasıl gelebilir vatandaş? Kayseri'ye 60 kilometreyiz. İncesu'ya 30 kilometreyiz. Develi'ye 30 kilometreyiz. Develi ile İncesu'nun tam ortasındayız. 300 nüfusumuz var şu an. Burasını eski Şehşaban Köyü buramız. Burayı yazlık olarak kullanıyoruz. Köyümüzün geçim kaynağı hayvancılık. Genelde küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hayvanlarımızı yazın buraya geliyoruz. Kısım aşağı şu andaki taşındığımız köye gidiyoruz. Ondan sonra ilçemize uzak olduğu için biraz yollarımız sıkıntılıydı. Şükür açtık. Ondan sonra köyümüzde gelen giden ziyaretçilerimizi, bu eski köyümüzde daha görsel yerlerimiz, daha tarihi yerlerimiz var. Bekliyoruz. Köyümüzün de sizler de buraya bu şekilde bir programda bizleri ağırladığınız için ve buralara gelip de böyle bir zahmete katlandığınız için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Peki muhtarım, benim ilgimi çektiği izleyicilerimiz de muhtemelen duyunca hadi ya diyecekler. Köyünüzde kaç tane koyun var? 15 bini geçim koyun var. 15 bin, yani birçok ilçenin nüfusundan daha fazla koyun nüfusuna sahipsiniz. Kayseri'nin başlıca hayvancılık yapan köylerinin de en başında, aslında en başında geliyorsunuz diyebiliriz. Peki etiniz, sütünüz, yoğurdunuz, peyniriniz nasıl? Bizim köyümüzün eti, sütü, özellikle peynirimiz çok meşhurdur. Bu çevrede en meşhur olan peynirimizle meşhuruzdur. İncesu'nun en ikinci tahilinden sonra ikinci çok koyun olan bir yeri. Üretim bizim her zaman ilk önce hedefimizdir. Ve tek geçim kaynağımız koyunculuk için ve severek yapıyoruz. Ve bunu da etinden, sütünden, her şeyinden yararlanıyoruz.
ve köyümüze gelenlere davet ediyoruz. Mutlaka etinden, sütünden şeyşabanın yararlanmasını bekliyoruz. Efendim, Şemulel Gazi Türbesi'nin çok da yakınında sayılmayız. Arkamızda uzun ve meşakkatli bir yol vardı. İşte görüyorsunuz, yerler karlarla kaplı olduğu için oraya çıkamadık. Fakat ben hikayesini dinlediğimde oldukça etkilendim ve ilgimi çekti. Gerçekten oldukça ilginç ve herkesin dinlemesi gereken bir hikaye diyelim. Şemulel Gazi'nin o muhteşem hikayesi. Türbesi hemen bulunduğumuz Şehşaban köyünde ve muhtarımın da söylediğine göre yerli ve yabancı birçok turistin de ilgisini çeken bir türbe aslında. Yolu meşakkatli ama baharın gelirseniz diyor, yollar açık olur, rahatça yukarı doğru çıkarız. Biz bahara tekrar gelir orayı çeker, sizlere de gösteririz ama gelmeden evvel şu muhteşem hikayeyi, şu ilginç hikayeyi bir de muhtarımdan sizler için dinleyelim dedik. Evet muhtarım, yukarıdaki türbe nedir, hikayesi nedir? Yukarıdaki türbemiz Şemulel Gazi Aleyhisselam diye anılır. Şu şekilde bize rivayet edilen şöyledir. Efendimiz zamanında yaşanmış bir hikaye. Efendimizin öğütünü almış, Kadir Kecesi'nin de Şemulel Gazi üzerinde rivayet edildiği söylenir. Şöyle bir hikayesi var. Burada ikamet ediyormuş. İslam dostuymuş. İslam'da işte şey anlatıyormuş. İslam anlatıyormuş. Burada Ermeniler yaşarmış. Bu mübarek orada yaşıyormuş kendisi. Bu sürekli bu Ermenilerle falan savaşırken demişler, bu sen bizle sürekli savaşıyorsun. Sürekli bizimle şeydisin, adı neyse. Savaş halindeyiz. Savaş, biz halinde. Barış yapalım, sulh yapalım. Barış yapalım, sulh yapalım demişler. Sen bizle savaşma. İşte biz sana zarar vermeyelim, sen bize zarar vermeyelim. O zaman nasıl yaparız? Demişler bu bekarmış. Ondan nasıl yaparız? Biz kızımız kız alıp kız verelim. Ondan sulh yapalım demişler. Bu da kabul etmiş mübarek. Ve tabii evlenmiş. Burada Ermeni kızının kızıyla evlenmiş. Sonra zaman bayağı bir geçmiş. İki tane çocuklar olmuş. Bir oğlu, bir kızı olmuş. Ondan sonra su uyur düşman uyumaz hesabından işte karısı, tabii iki tane çocuk oldu. Zaman geçti. Sormuş, siz demiş nasıl durdurulabilirsiniz? Durdurulamıyorsunuz. Ondan sapan taşıyla meşhurmuş. Bunların Ermenilerin kalelerini sapanla yıkıyormuş sürekli. Demiş sen nasıl durdurulabilirsin? Bu mübarek de demiş ki ya hatun, ben şöyle durdurulabilirim. Ben ikindi namazının farzına durduğum zaman, tabii kıyama durduğum zaman demiş, ellerimin baş parmakları ve ayaklarımın baş parmaklarını sakalımın teliyle bağlarsan o zaman ben kıpırdayamam demiş. Karısı da dalga geçiyor zannetmiş. Deneyim demiş. İkindi namazının farzına durduğunda sakalının telinden aynen durduğu zaman ellerini ve ayaklarını parmaklarını bağlıyor ve kıpırdayamıyor. Hemen tabii burada akrabaları, ailesi, Ermeni kızının hep buradalar. Haber veriyorlar, bilgilendiriyorlar ve geliyorlar oraya. Orada mübareğin kellesini kesiyorlar. Çocukların da kellesini kesiyorlar ve mübarek orada şehit düşüyor ve kalkıyor. Şehit düştükten, kellesi düştükten sonra mübarek kalkıyor. Kellesini koltuğuna alıyor ve bakıyor karısına. Karısına bir tekme vuruyor ve dağın diğer yamacında mezarlığı var. Çok eşilmiş, bayağı bir 100-200 metre karısı oraya düşüyor. Ondan sonra kelle koltuğunu alıyor, buraya geliyor. Ne kadar İslam düşmanı var, ne kadar İslam'la savaş eden var, hepsini de öldürüyor burada. Ve mübarek oraya gidiyor ve oraya yatıyor, orada şehit oluyor ve onunla şey bitiyor. Efendim şu anda köye ismini veren Şeyh Şaban Veli Hazretleri'nin türbesindeyiz, manevi huzurundayız. Burada yaşamış, uzun yıllarca hizmet etmiş ve evi daha sonradan türbeye dönmüş. İçeride çilehanesi var. Hanımının ve kendinin de mezarı, türbesi bulunuyor. Birçok turistin, birçok ziyaretçinin de ilgi odağı noktasında Şeyh Şaban Veli Türbesi. Tabii bulunduğumuz köyde zaten konum itibariyle de birçok türbenin hemen ortasında yer alıyor. Ve Şeyh Şaban Veli Hazretleri'nin türbesinin hemen yan tarafında da köyün eski mezarlığı ve camisi bulunuyor. Eğer yolunuz buraya düşerse bu manevi huzura mutlaka ama mutlaka çıkın diyelim. Gerçekten insanın içini ferahlatan mistik bir havası var. Kendisine ait, kendisine has bir ruhaniyeti var diyelim ve tabii ki sözü de muhtarımıza bırakalım. Şeyh Şaban Veli Türbemiz köyümüzün kurucusu ve köyümüzün sahibi, Allah dostuymuş. Uzun yollardan gelip burada ikamet etmiş. Burada İslam dağıtmış. Sonra burada işte topraklarda sahip olmuş ve buralarda İslam'ı yaygınlıkla hale getirmiş ve köyümüzü buraya kurmuş. Ve Şeyh Şaban'ın gelişip çoğalması, Şeyh Şaban Veli'den şey alması, gelmesidir. Ondan sonra burada eşiyle beraber kabristanı bulunmaktadır ve çok manevi huzuru vardır. Ve tüm yerli yabancı ziyaretçilerimizi türbemizde ziyaretlere bekliyoruz.
Efendim şu anda açık hava ve arkamızdaki ağaç sizleri aldatmasın. Şeyh Şaban Köyü'nün Yazlık Camisi'ndeyiz. Evet, yanlış duymadınız. Yazlık Camii. Yazın vatandaşlar bu camiye gelerek yıllar evvel namazlarını kılmışlar. Yarısı açık. Hemen arkamda kameraman arkadaşım Kabiyan'ın arkasında olan kısım ise kapalı. Yağmur yağdığı zaman, yaz yağmurları geldiği zaman da o kapalı alanda namazlar kılınıyormuş. Yazlık Camii'nin hemen arkasında da bahçesinde de, bahçe değil aslında burası, avlu da değil, namazın kılındığı yer, caminin içi. Hemen burada da bir ağaç var. Ağacı kesmemişler. İşte İslam'ın da canlıya verdiği saygıyı bir kez daha aslında buradan anlamış oluyoruz. Tam 200 yıllık, belki 200 yılı da aşkın bir süredir bir çınar gibi dimdik ayakta duran bir dut ağacı. Muhtarım dedi ki yolunuz buraya düşerse, yazın gelirseniz bir dut ağacı var burada. Tam 200 yıllık çok lezzetli dutları var dedi. Ve eğer yolunuz buraya düşerse ve dut mevsiminde gelirseniz hala meyve veriyor. Mutlaka ama mutlaka Şeyh Şaban Camisi'nin 200 yıllık dut ağacından bir tane de olsa dut yiyin, tadı damağınızda kalacak dedi, değil mi? Aynen, aynen öyle, tadı damağınızda, çünkü çok lezzetli, çok köyümüzün simgesi. Yani geldikleri zaman mutlaka bekliyoruz. Bu tut ağacımızı mutlaka görmelerini ve tadı, tutun tadını tatmalarını diliyoruz, istiyoruz. Efendim hiç kuşkusuz ki bir yörenin olmazsa olmazı mutfak lezzetleri, doğanın bizlere bahşettikleri ve hünerli ellerle, hamara tellerle hazırlanıp soframıza gelen yiyecekler. Tabi Şeyh Şaban Köyü'nde oldukça verimli topraklara ve büyük arazilere sahip bir köy olduğu için mutfak lezzetleri de işte gördüğünüz gibi otlardan çorbalara, tatlılardan taranalara kadar birçok çeşit ürün ve farklı farklı lezzeti bizlere bahşediyor. Yanımızda da Emine ablamız var. Şeyh Şaban Köyü'nün kendi yöresine has yiyecekleri bizlere anlatacak ve akabinde de görmüş olduğunuz gibi köy ekmeğiyle bu masadakileri midemizin derinliklerine indireceğiz diyelim. Emine abla, neler neler var burada? Burada Şeyh Şaban Köyümüzün meşhur lezzetleri var. Birkaçı var. Hepsi zaman yok. Hepsi yok. Zamanımız dar olduğu için bu kadar oldu. Peynirimizden başlayalım. Deri peynirimiz. Deriye basılıyor, keçi derisine. Bu göğermiş hali, bu ama çok lezzetli, çok güzeldir. Belki size küflenmiş gibi görünebilir ama bu göğermiş hali. Ya, yemeği çok seven biri olarak açıkçası pek iştahımı açmadı. Aynen. Biraz. Ama bunu görenler bilenler şu an acayip bir şekilde canı çekmiştir. Çok meşhurdur bu. Mesela şu daha güzel gözüküyor bence. O inek peynirimiz de o yüzden taze inek peyniri bu da. Mesela bunun biraz tadına bakabiliriz. İsterseniz şöyle tuzsuz, bölelim. Taze inek peyniri. Tamamıyla yöreye has bir lezzet herhalde. Evet. Öyle değil mi? Şöyle tadına. Bakalım. Yeni oldu. Burada da herhalde olmazsa tarhana, olmaz tarhananız. Evet, yapılması çok zor. Tarhanamız. Nasıl tüketiyorsunuz bunu? Kuru tarhana. Bunu geceden bir gece önce suya ıslatıyoruz. Sabah zaten yumuşuyor. Elimizle özelliği o zaten. Elle böyle iyice ezerek elimizle yarmayla yoğurdu ayırt ediyoruz. Yarmayla yoğurdu ayırt edince bu yarma tek tek çıkıyor. Bu içindeki yoğurt da ayran kıvamına geliyor. Karıştırarak pişiriyoruz. Burada da pişmiş hali çorbası var. Çorbası da burada işte görüyorsunuz efendim. Tarhana çorbası. Evet. Çok lezzetli. Burada ince suyun lezzeti, ince suyun lezzetlerinden. Evet, ince su. Dolazlı mı bu da? Dolaz. Şöyle. İnce sular pekmez katar ama biz pekmezsiz yaparız bunu. Kavrulmuş. Helva kıvamında. Üzerine de tereyağı dökeriz. Farklı. Valla dolazı yemiştim, ince suda yemiştim ama biraz daha şekersiz, biraz daha sakin, yumuşak, evet, ve evet, lezzetli hali diyebiliriz. Efendim şu anda meşhur Şeyh Şaban koyunlarının ahırlarının önündeyiz. Burada görmüş olduğunuz kuzular biraz sonra bırakacağız. Hepsi çıkacaklar. Annelerinden yeni ayrılmışlar. Henüz birkaç aylıklar. Sesten de anlayacağınız üzere anneleriyle buluşmayı bekliyorlar. Bir saniye, program çekimindeyiz. Bir saniye diyorum ama sabahtan beri dinlemiyor. Orada annesini arıyor. Efendim bu kapının arkasında da bu koyunların anneleri var ve biraz sonra muhtarım iki kapıyı da açacak. Anneleri ve yavruları bir kez daha buluşturacağız. Dedik ya, Şeyh Şaban koyunlarıyla, sütüyle, peyniriyle ünlü. Biraz sonra şu meşhur koyunları görelim mi muhtarım? Görelim, açalım ve koyunlarla kuzuların buluşmasını birlikte görelim. Buyurun diyelim ve işte. Evet, oldukça da büyük maşallah. İşte görüyorsunuz. İşte meşhur Şeyh Şaban koyunları önümüzden sürü halinde gidiyorlar efendim. Gerçekten kocamanlar ve oldukça da etli bir vücuda sahipler herhalde.
lezzetli sofraları, süsleyen peynirleri, sütleri ve yoğurtları. İşte koyunlar ve kuzuları şu anda buluşuyor. Her koyun, her kuzu kendi annesinin, kendi yavrusunun yanında. Henüz anneden ayrılalı birkaç zaman oldu. İşte görüyorsunuz, her ne kadar yem verilse de, doğal bir yemle beslenseler de annesinin sütünü hiçbir şey tutmuyor ve yeni doğan kuzu annesinin sütünü emmek için hemen ilk sırayı kaptı ve karnını doyurmaya başladı. Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta tarihi yapısı, doğal güzellikleri ve besili koyunlarıyla ön plana çıkan Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Şeyh Şaban köyünden seslendi. Efendim, önümüzdeki hafta yeniden gezilecek ve görülecek bir yerde karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sundu.